Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. 1 milyon aboneye özel videoya hoş geldiniz. Bu videoda benden uzun süredir istediğiniz ülkeyi Türkiye'yi anlatacağım. Fakat bunu bir yabancının gözünden objektif bir şekilde yapacağım. Bu videonun amacı dış dünyanın ülkemiz hakkında ne düşündüğünü aktarmak. Yani videonun bazı kısımlarındaki bilgiler gerçekliği değil yansıtılanları aktarmakta. Bugün beni bir günlüğüne yabancı bir YouTuber olarak düşünün. Bakalım ülkemiz bir yabancının gözünden nasıl bir yer? Bu yıl Türkiye, dünyanın en sinirli 6. ülkesi seçildi. İşsizlik, geçim sıkıntısı, gelecek kaygısı, siyasi gerilimler, güvenlik gibi pek çok faktöre bağlı olarak toplanan verilere göre halkın %40'ı duygu durum olarak bu hale gelmiş durumda. En sinirli ülke olan Ermenistan'da bu oran %45. 783.562 km² yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 36. ülkesi ve kıtalar arası bir ülke. Ülkenin %97'si Asya'da bulunurken %3'ü ise Avrupa'da yer almakta. Aslında Türkiye sadece Asya ve Avrupa'yı değil, aynı zamanda Afrika'yı da bu kıtalara bağlayan bir noktada bulunuyor. Türkiye gerçek anlamda dünyanın merkezi. İstanbul'dan hemen hemen her yere aktarmasız uçmak mümkün. Ülkenin en popüler şehri olan İstanbul, dünyada iki kıta üzerine kurulmuş en popüler şehir. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlamakta. 120 ülkeden daha kalabalık olan şehir, dünyanın 14. Avrupa'nın ise en kalabalık metropolü. Başkent Ankara olmasına rağmen popüler inanışa göre birçok insan başkentin İstanbul olduğunu düşünmekte. Bunun en büyük sebebi Konstantinopolis olarak bilinen bu şehrin toplamda 2000 yıl boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere 3 büyük imparatorluğun başkentliğini yapmış olması. Napolyon Bonaparte İstanbul hakkında şöyle bir cümle kurmuş. Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Yaklaşık 85 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 17. ülkesi olan Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Nüfusun %50'sinden fazlası 30 yaşın altında. Nüfusun yaklaşık %73'ü Türk, %19'u Kürt, %8'i ise diğer azınlıklardan oluşmakta. Tüm bu anlattıklarım resmi veriler. Aslına bakarsak son yıllarda ülkenin aldığı göçler sonucu demografik yapısı oldukça değişti. Toplam nüfusun 85 milyondan çok daha fazla olduğu tahmin edilmekte. Ülkeye göç edenlerin başında ise Suriyeliler, Iraklılar ve Afganlar gelmekte. Resmi verilere göre Türkiye son 6 yıldır dünyada en çok mülteciyi topraklarına alan ülke. Yaklaşık 4 milyon mültecinin 3.6 milyondan fazlası Suriyeli. Zaten dünyanın en büyük göç koridoru da bu iki ülke arasında uzanmakta. Tabi 3.6 milyon Suriyeli verisi de resmi olan bilgi. Türk vatandaşlığı dünyanın yatırım yoluyla sahip olunan en ucuz vatandaşlıklarından biri. Öyle ki bugün İstanbul Havalimanı'na giderseniz turistlerin gördüğü ilk manzaralardan birinin Türk vatandaşlığı alınması için yardımcı olunan standlar hatta reklam panoları olduğunu görebilirsiniz. Tüm aile için 3 ay içinde ikamet şartı dahi aranmadan Türk pasaportu almak mümkün. Yani tüm süreç uzaktan tamamlanabiliyor. Bu arada ülke çifte vatandaşlık hakkı sunuyor. Yani insanlar kendi vatandaşlıklarından vazgeçmek zorunda kalmıyor. Tek şart ya Türkiye'de bir bankaya 500 bin dolar yatırıp 3 yıl sonra çekmek ya da en az 250 bin dolar değerinde mülk satın alıp 3 yıl boyunca satmamak. Zaten gayrimenkul fiyatlarının her geçen gün arttığı ülkede bir ev satın almak 3 yıl sonra o kişiye kar olarak geri dönmekte. Türkiye göç almasının yanı sıra kendi insanlarından en çok göç veren 20 ülke arasında bulunmakta. Resmi verilere göre Türklerin yaşamadığı sadece 3 ülke var. Bhutan, Tonga ve Tuvalu. Yine resmi verilere göre ülke nüfusunun neredeyse tamamı %99.8'i Müslüman olsa da sanılanın aksine ülkenin resmi dini İslam değil. Daha doğrusu ülkenin resmi bir dini yok. Ayrıca yine sanılanın aksine ülkede kimse dindar olmak zorunda da değil. Ülkedeki kamu binalarının tavanlarında genellikle siyah bir ok bulunduğu ve bu okun Müslümanların kutsal yeri olarak kabul edilen Kabe'yi yani kıbleyi gösterdiği düşünülmekte. Müslüman nüfusu fazla olan diğer ülkeler arasında en çok camiye sahip ülke de burası. Sadece İstanbul'da 3.365 tane cami bulunurken ülke genelinde 84.648 cami bulunmakta. Ülkedeki günlük hayata bakacak olursak, ülkenin para birimi Türk lirası. Bugünkü kurlara göre 1 dolar yaklaşık 7.50 Türk lirasına denk gelirken 1 euro ise yaklaşık 9.20 Türk lirasına denk gelmekte. Türk kültürünün Arap kültürü gibi olduğunu,
hatta Türklerin Arapça konuştuğunu ve Arap alfabesi kullandığını düşünen büyük bir kesim var. Sanılan aksine Türkler Arap alfabesi değil, Latin alfabesi kullanmakta. Resmi verilere göre nüfusun %88.54'ü resmi dil olan Türkçeyi konuşurken, %8.97'si Kürtçe, %2.38'i Arapça, geri kalanı ise 30'dan fazla azınlık dili konuşmakta. En fazla konuşulan yabancı dil olan İngilizce, okullarda zorunlu ders olarak yıllarca gösterilse de, Türklerin büyük bir çoğunluğu, özellikle büyük şehirler dışında yaşayanlar İngilizce konuşamıyor. Ülkede ekonomik olarak yaşam pek de kolay değil. Son yapılan zamla birlikte asgari ücret 2825 TL'ye yükseldi. Yani sadece 380 dolar. Oysa ki her yıl asgari ücret artmasına rağmen yaklaşık 5 yıl önce bu tutar 430 dolara denk geliyordu. 2020 yılında ülkedeki gıda fiyatları %29.9 arttı. Bugün ülkede 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı 2482 TL iken yoksulluk sınırı ise 8197 Türk Lirası. Türk İş'in 2019 yılı verilerine göre ülkede 65 milyon kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamakta. Yani toplam nüfusun yaklaşık %80'i, ki bu oranların 2020 yılında arttığı da kesin. Türkiye gayri safi yurt içi hasılası bakımından 20. sıradayken, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla sıralamasında 73. sırada. Türkiye yılda 51.2 milyon turiste dünyanın en çok ziyaret edilen 6. ülkesi. Burası turistlere göre hayat standartları açısından çok cazip bir ülke. Amerika'da ortalama asgari ücretin 2970 dolar olduğunu düşünürsek, ki kaldı ki ABD ve Avrupa'da asgari ücretli çalışan oranı %3-8 civarında, yani ayda 2970 dolardan çok daha fazla kazanırlarken, Türkiye'de 3-4 dolara kaliteli yemekler yemek sudan ucuz. Ülkede en ucuz bulunan şeylerden biri de taksiler. Asgari ücretli çalışan oranına değinmişken, Türkiye'de insanların %57'si asgari ücretli. Türk tatlıları oldukça popüler, hatta Türklerin tatlının ustaları olduğu da söylenmekte. Aşure, diğer adıyla Nuh'un pudingi denilen tatlı, dünyanın en eski tatlısı olarak bilinmekte. Dünyanın en eski tatlılarından bir diğeri ise Türk lokumu. Tarihi neredeyse 500 yıl öncesine dayanan lokum, Osmanlı saraylarından çıkarak bugün dünyanın her yerinde Turkish Delight, yani Türk lokumu olarak ün kazanmış durumda. Öyle ki Picasso çalışmalarını yaparken hemen hemen her gün lokum tükettiğini söylemiş. Türk mutfağı dünyada bu denli çeşitliliğe sahip sayılı mutfaklardan biri. Ülkeyi ziyaret edenlerin çoğunun ülke hakkında ilk bahsettiği şey yemeklerinin ne kadar lezzetli olduğu. Ünü en fazla yayılan yiyeceklerse döner, kebap, baklava. En popüler içecekse tabii ki çay ve Türk kahvesi. 3.16 kiloyla dünyada kişi başına düşen yıllık çay tüketimi miktarı en fazla olan ülke burası. Türkler yılda ortalama 1300 bardak çay tüketmekteler. Üretim konusunda ise dünya sıralamasında 5.'ler. Kişi başı yıllık 12 kiloyla dünyanın en çok kahve tüketen ülkesi Finlandiya olsa da sanılanın aksine Avrupa'yı kahveyle tanıştıranlar Türkler. Bu arada yanlış bilinen bir şey daha var. Laleler bugün tüm dünyada Hollanda'nın bir simgesi olarak görülse de aslında ana vatanları Türkiye. 11. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da üretilen laleler, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın Hollanda kralına lale soğanı göndermesiyle Hollanda'da lale üretimi başlamış. Ülkenin kültürel bir parçası ise sokak hayvanları. En çok şaşırılan şeylerden biri kedi ve köpeklerin sokaklarda özgürce başıboş gezebilmesi. Sadece bir şehrin sokaklarında bu kadar kedi olması, kendi ülkesinde sokak hayvanı tabiri bile olmayan insanlara haliyle çok tuhaf geliyor. Aslında hayvanseverlik Osmanlı zamanından beri böyleydi. Bu topraklar üzerinden göç eden kuşlar bile düşünülmüş. Bu gördüklerinizi dekorasyonun bir parçası olarak düşünebilirsiniz. Fakat bu yapılar sadece zamanında Osmanlı padişahlarının camilerin üzerine yapılması için emir verdiği kuş evleri. Afrika'dan Avrupa'ya göç eden leylekler Türkiye topraklarının üzerinden geçerken yaralanıyorlar, hatta hayatlarını kaybediyorlardı. Sırf bu yüzden 19. yüzyılda Osmanlı dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Gurbahane'yi Laklakan'ı açtı. Montaigne gibi birçok yabancı yazar, tarihçi ve coğrafyacı tarafından defalarca kaleme alınan birçok örnek var. Türklerin hayvanlar için yurtları ve hastaneleri olduğunu, özgürlüğüne kavuşabilmesi için kafes içine satılan kuşları alıp saldıklarını, o zamanlar bile kediler için evleri inşa edildiğini, hatta bu başıboş hayvanlar için beslenmeleri ve bakımlarını sağlayacak maaşlı görevliler çalıştırıldığı birçok yazılı kaynakta yazmakta. Öyle ki Osmanlı zamanında Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı köylerde bacasına leyleklerin yuva yaptığı evler
o evde Türklerin yaşadığının bir göstergesiydi. Bugün ülkede hayvanlar hakkında birçok felaket haberler çıksa da hayvanlar kanun önünde bir eşya olarak görülüp hayvan hakları hala çıkmasa da bu Türklerin ne kadar hayvansever olduğu gerçeğini değiştiremez. Türkiye'de tüm erkeklerin hala fes giydiği, tüm kadınların ise başörtüsü taktığı ve istediklerini giymede özgür olmadığı gibi bir düşünce var. Ayrıca ülkede fes giymek 1925 yılında ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yasaklandı ve bu yasak uygulanmasa da yazılı olarak hala devam etmekte. Türkiye'de insanlar o kadar vatansever ki her türlü farklılığa, görüş ayrılıklarına rağmen tek bir amaç uğruna bir araya gelebiliyorlar. Ülkeyi ziyaret eden turistler Türk halkının ne kadar vatansever olduğundan bahsediyor. Bu doğrultuda en çok şaşırdıkları şey ise hükümetin zorunlu kıldığı bir durum olmamasına rağmen ülkenin her yerinde Türk bayrağının dalgalanması. Resmi kurumların dışında caddelerde, evlerde, marketlerde hatta küçük bakkallarda bile bayrak olması insanları son derece şaşırtmakta. Bu durum çoğu ülkeye göre eşsiz bir durum. Yabancıların en çok şaşırdığı şeylerden biri de misafirperverlik. 2019 yılında İsviçre'de yayınlanan bir rapora göre İstanbul 8.6 puanla Avrupa'nın en misafirperver metropol kenti olarak belirlendi. Yeni nesille beraber günümüzde bazı şeyler biraz değişmeye başlasa da geleneksel Türk evlerinde salonlar misafir gelince kullanılır, hatta kapısı hep kapalı dururdu. İnsanlar genellikle oturma odası adını verdikleri biraz daha küçük olan odalarda oturmaktaydı. Evlerde misafir için yemek takımı, nevresim gibi özel eşyalar ayrılmıştır. Evlere ayakkabıyla girmemek turistler tarafından çok şaşırtıcı bir durum. Kapıdan içeri girer girmez misafirler için terlikler konulur, lavaboyu kullanması için de onlara özel havlular asılır. Misafir geldiği zaman sofralar baştan aşağı donatılır. Öyle ki günlük hayatta çok sık yapılmayan zahmetli yemekler yapılır. Bu durumda dünyada neredeyse benzeri olmayan eşsiz bir durum. Çoğu göçmen ve turist Türkleri cana yakın ve yardımsever olarak görmekte. Yine günümüzde biraz değişse de ülke güçlü bir mahalle kültürüne sahip. Türk kültüründe aile kavramı, büyüklere, özellikle yaşlılara saygı oldukça önemli. Türkiye'de siyaset çok hareketli ve insanlar bu konuda tartışmaktan pek hoşlanmıyor. Genellikle kırsal alanlarda yaygın görülse de Türk erkekleri sadece erkeklerle konuşmakta. Mesela diyelim ki bir kadınsınız ve bir dükkanda çalışıyorsunuz. Erkek bir müşteri geldi, sizinle değil direkt erkek çalışanla konuşması daha mümkün. Eğer erkeksiniz, kadınlara doğrudan hitap etmeniz, merhaba demeniz, el sıkışmanız hoş karşılanmaz ve tehdit olarak görülür. Genç ve bekar kadınlara soru sormak yerine erkeklere soru sormanız daha uygun görülmekte. Tabağınızda yiyecek bırakmanız yemeği yapan kişiye saygısızlık olarak görülür ve bu yemeği beğenmediğinizin bir göstergesidir. Türk vatandaşları hakkında ilginç olan bir diğer şey ise 1934 yılına kadar soy isimlerinin olmaması. İnsanlar o zamanlar lakaplarıyla tanınıyordu. Kanun çıktıktan sonra bazı insanlar lakaplarını soy isimleri yaparken, bazıları mesleklerini, bazıları da babasının isminin sonuna oğlu kelimesini ekleyerek soy adlarını oluşturdular. Türkiye tarih boyunca kadın erkek eşitliğine oldukça önem veren ülkelerden biri oldu. Öyle ki burası kadınlara ilk kez seçme ve seçilme hakkı tanıyan ülkelerden biri. Türk kadınları seçme ve seçilme hakkına birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha erken sahip oldu. 2019 yılı verilerine göre insanlar günde ortalama 2 saat 24 dakikasını sosyal medyada geçirirken Türkler 2 saat 51 dakika ile dünya genelinde 15. sırada. İnternet kullanımında ise yine ortalamanın üstünde 7 saat 29 dakika ile 12. sırada. Türkiye dünyanın en güçlü 9. hava kuvvetine, en güçlü 13. ordusuna sahip. Ülke 2019 yılında İtalya'nın Almanya'nın üstündeyken bu yıl 2 sıra gerilemiş durumda. Fakat çoğu ülkenin aksine ülkede aktif olarak terörle mücadele durumu olduğu için askerler normalinden çok daha güçlü, daha donanımlı ve tecrübeli. Terör ülkenin en büyük sorunlarından biri. Türkiye 2020 Küresel Barış Endeksine göre dünyada 150. sırada, Venezuela'nın hemen aşağısında. Dolayısıyla Avrupa'nın en az barışçıl ülkesi konumunda. Tabii bir yerin güvenli ve tehlikeli olup olmaması ülkenin neresinde olduğunuza göre büyük farklılıklar göstermekte. Ülkedeki en büyük sorunlardan biri de kadınların hayatlarına son verilmesi. Genel olarak baktığımızda ülke suç oranı sıralamasında 83. iken kadınlar için en tehlikeli 17. ülke konumunda. Bu arada Türkiye gazetecilerin en çok hapse girdiği 2. ülke. Aslında 2019 yılına kadar Türkiye üst üste 3 yıl boyunca lider konumundaydı.
Türkiye kültürel mirasa dolu bir ülke. UNESCO Dünya Mirası listesine kayıtlı 18 yere sahipken, geçici listede ise 83 yere sahip. Mezolitik bir tapınaktan bir İncil şehrine, antik kentlerden 1. Dünya Savaşı alanı olan Gelibolu'ya kadar birçok yeri topraklarında barındırmakta. Dünyanın ilk tapınağı Türkiye'de Göbekli Tepe'de bulunmakta. Yakın tarihte keşfedilen ve tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan bu yer, şimdiye kadar keşfedilmiş en önemli arkeolojik alanlardan biri. Ülke dünyanın 7 harikasından ikisine ev sahipliği yapmakta. Bunlar İzmir'de bulunan Artemis Tapınağı ve Bodrum'da bulunan Halikarnas Mozolesi. İlk yazı izleri de Anadolu'da, Türkiye topraklarında bulundu. Ayrıca duvara insan eliyle çizilmiş ilk neolitik resimlerde insanlık tarihinin bilinen ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük'te keşfedildi. Dünyanın en eski ve en büyük pazarlarından biri burada bulunmakta. İstanbul'un fethinden sadece 2 yıl sonra 1455 yılında kurulan 64 cadde ve yaklaşık 4000 mağazaya sahip kapalı çarşı günde ortalama 500.000 ziyaretçi ağırlamakta. İstanbul Londra'dan sonra en eski yeraltı demiryoluna sahip. 1875 yılında açılan tünel bugün Kabataş-Taksim arasındaki fünikülerin ilk versiyonuydu. 1503 yılında Leonardo da Vinci Boğaz'a bir köprü yapılması için Osmanlı'ya planlarını sundu. Fakat o zamanlar sultan olan 2. Beyazıt tasarıyı kabul etmedi ve bu planlar ancak Sultan Abdülmecit döneminde, yani 1845 yılında, neredeyse 350 yıl sonra uygulamaya geçirildi. Bahsettiğim köprü Galata Köprüsü. Fakat şu an kullanılan köprü bu köprü değil. Çünkü çıkan bir yangın sonucu köprü eski haline döndürülemedi. Bu yüzden de bugün yerine yapılan bu köprüye tarihi Galata Köprüsü denilmekte. Ülkede bulunan 486 plaj mavi bayrağa layık görüldü. Bu bayrak en güzel ve en temiz plajlar için verilen en yüksek ödül. Türkiye dünyanın en büyük 10. tahıl üreticisi. Tarihçiler bu topraklarda tarımın yaklaşık 11 bin yıl önce başladığına inanmakta. Ülke topraklarının %49.7'si, yani neredeyse yarısı tarıma ayrılmış durumda. Türkiye tarımsal olarak kendi kendine yeten dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Yani gıda için başka hiçbir ülkeye bel bağlamasına gerek yok. 48.5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da lider konumunda. Dünyada toplam fındık ihracatının %70-80'i Türkiye'den karşılanmakta. Fındık, kayısı, incir ve kirazda dünya lideri olan ülkenin başlıca ihracatları ise domates ve patlıcan. Tahılların yanı sıra Türkiye, pamuk, ayçiçeği, baklagil, üzüm, elma, kuru meyve ve hayvancılıkla tanınır. Türkiye'de bulunan 9000 bitki türünün 3'te 1'i endemik. Yani sadece bu ülkede yetişmekte. Ülke toprakları o kadar verimli ve çeşitli ki yapılan araştırmalara göre her 10 günde bir yeni bitki türü keşfedilmekte. Bu topraklar Hristiyan aleminin en önemli yerlerinden birkaçına ev sahipliği yaptığı için her yıl on binlerce Hristiyan hacı çekiyor. Dünyada bulunan yaklaşık 300 milyon Ortodoks'un ruhani lideri İstanbul'da yaşamakta. Tarihte keşfedilmiş en eski kilise Türkiye'de Antakya'da bulunmakta. Ayrıca İncil'de yazan 7 vahiy kilisesi de Türkiye'de bulunmakta. Hristiyanlık bu topraklarda kabul görmüş bir din haline gelmeden önce Kapadokya'da yer altında gizlenmiş olarak gelişmiş. Roma ve Bizans dönemlerinde ilk Hristiyanlar yumuşak kayalardan kazılan yeraltı şehirlerine kendilerini gizleyerek burayı sığınak olarak kullanmışlar. Bugün hala kayalara, peri bacalarına oyulmuş birçok eski kiliselerin izleri bulunmakta. Ülke toprakları aynı zamanda Hristiyanlar için önemli bir yere sahip kişilerden birinin de doğum yeri. Noel Baba hikayelerinin kaynağı ve kahramanı olan Aziz Nikolas, Patara antik kentinde Antalya'da doğdu. Tabii o zaman bu topraklar Roma topraklarıydı ve Aziz Nikolas o dönem çok önemli bir din adamıydı. Ülkemiz hakkında birçok yalan yanlış bilgiler bulunmakta ve bu yüzden Türkiye'ye karşı büyük bir önyargı var. Anlattığım düşünceler benim değil, onların düşünceleri. Bizim üzerimize düşen görevse ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek olumsuz düşünceleri olumluya çevirirken olumlu düşünceleri daha da desteklemek. Yurt dışına gittiğimde orada yaşayan insanlarla sohbet ederken belki bir gün sen de Türkiye'ye gelirsin dediğimde çok defa Türkiye çok tehlikeli bir yer değil mi gibi tepkiler aldım. Ülkeye gelen turistlerin bir kısmı Türkiye hakkında çok fazla basma kalıp kötü düşünceler duyduklarından dolayı ülkeden beklentilerinin yüksek olmadığını, fakat ülkeden ayrılırken ön yargılarının ne kadar yersiz olduğunu, hayal ettikleriyle, duyduklarıyla buranın hiçbir alakası olmadığını söyleyerek ülkeyi çok daha olumlu bir bakış açısıyla terk etmekteler. İnsanların büyük bir kısmı Türkiye'yi dünya gündemindeki manşetlerden tanımakta. Dış basında Türkiye'nin çok tehlikeli bir ülke olduğu algısını yansıtan haberler yapılıyor. Ülkede yaşanan en ufak bir olay hemen ülkenin aleyhinde kullanılarak göze çarpıyor. Bu yüzden de Türkiye hakkında oldukça fazla önyargıya sahipler. Bugün birçok yabancıya göre Türkiye bir muamma. Filmlerde nadiren iyi gösterilen, korkutucu olayların yaşandığı,
entrikaların döndüğü bir ülke. Açıkçası Türkiye'nin dünya basında yansıtıldığı durum beni çok rahatsız etti. Özellikle yurt dışına çıktığımızda ülkemizi doğru temsil edelim ve onları doğru yönlendirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına lütfen benimle paylaşın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hepsini okuyacağım. Yorumlarda buluşalım. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.